Merhaba arkadaşlar, şimdi devam edelim bakalım. Sosyal medyada bildirdik YouTube'a geçiyoruz diye, o yüzden bu şekilde başladım. Gündemimiz kira gelir vergisi nedir? İş yeri veya ev kira geliri vergisi olarak yeni bir gelir vergi türümüz var. Vergi kanunu 70. madde uyarınca detaylarıyla ele alınmaktadır. Bir malın kendisinin ve haklarının kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelir, gayrimenkul sermaye geliri olarak adlandırılan bir vergilendirme sistemidir. Kiradan elde edilen kazanç belirli sınırlar dahilinde gelir vergisine tabi tutularak kira vergisi olarak adlandırılmıştır. Şimdi kira vergilerinde kazançlar alt sınır üzerinden değerlendirildiği için kazanca göre indirim muafiyeti de uygulanır. Nasıl yani? Örnek verelim. Örneğin kira gelir vergisi ödeme 2023 yılında konutlar için 21.000 TL ve altında ise muafiyet kapsamına alınıyordu. 2023 için 21.000 TL'lik bir kira geliri altındaysanız vergi verme zorunluluğu doğmuyordu. Vergi beyannamesi vermiyordunuz, doğal olarak vergi de ödemiyordunuz. Bu durum 2024 yılında 33 TL olarak belirlendi. İstisna tutar 33.000 TL. Bunun altında ise vergi vermiyorsunuz. Ona göre belgenizi hazırlıyorsunuz. Şimdi kira gelir vergi beyannamesi nedir? Ona bir değinelim. Kira gelir vergi beyannamesi gelir vergi kanunu ile gayrimenkul olarak sınıflandırılan yani tüm yapılar, arsa, konut, iş yeri, mallarınızın kullanım hakkının kiraya verilmesiyle elde edilen kazancın bildirimini yapmak için hazırlanan bir doküman. Kira gelir vergi ödeme ve kira beyanname verme zorunluluğu olan şartlar nelerdir? Bir takvim yılı içerisinde stopaj yapılmış iş yeri kira geliri brüt tutarı yıllık sınırı aşanlar. Bir takvim yılı içerisinde stopaj ve istisna dışı gelirleri brüt sınırı aşanlar. Menkul sermaye iradi, gayrimenkul sermaye, bu bahsettiğimiz işte size hani 33.000 TL sınır falan. Diğer kazançların gayri safi tutarı yıllık limiti aşanlar. Kira geliri olanlar beyannamelerini gelirin elde edilmeye başladığı yılı takip eden yılın Mart ayının ilk ve 31. günleri arasında vermek zorundadır. Mart ayında yatırın vergilerinizi. Beyannameler verildikten sonra resmi kurumlar tarafından hesaplama işlemleri yapılarak gelir vergisi borcu çıkartılır. Çıkan borcu aynı yılın Mart ayı ve Temmuz ayında iki eşit taksitle de ödeyebilirsiniz. Şöyle, her yıl değişen tutarlara istisnalar uygulandığı için kira gelir vergi hesaplama işlemlerine göre ödenecek tutarlar da değişmektedir. Örneğin mesela bu nedenle kesin bir tutar söylemek mümkün değil. Biz şu anki duruma göre hesaplıyoruz bunu. Mesela 2024 yılında bu tutar 33.000. 2023 yılında 21, 2022'de 9.500'dü, 2021'de 7.000 TL'ydi. 7.000 TL üstündekiler vergiye dahil oluyordu. Bu rakam kira gelirleri biraz yükseldikçe, kiralar yükseldikçe onlara göre vergiden muaf tutulma olayları da ayarlanıyor. İstisnalar, vergi mükellefinin birden fazla konutu varsa sadece birine istisna indirim alabiliyor. Yani eğer 1, 2, 3 tane daireniz var, ben hepsinden 33.000 liranın üstündeysem vergi ödemeyeyim gibi bir düşünceniz varsa sadece bir tanesinden faydalanabiliyorsunuz. Diğerlerini vergiye koymak zorundasınız. Onun dışında bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi ev sahibinin birden fazla yeri varsa bu sefer bu ticari, zirai, mesleki kazanç beyanı yapmakla da yükümlü olabiliyorsunuz. Ayrıca mesela şu anda evlerini sezonluk kiraya verenler var. Mesela bunun da önüne geçebilmek adına ne yaptılar? Turizm belgesi istediler. Ona göre belirli kayıt belgeleri istediler. Ne oldu? Sezonluk daire veriminin de önüne geçildi. Çok ciddi bir cezaları olduğu için de şu anda insanlar çok fazla buna cesaret de edemiyor doğal olarak. Yani konut kira gelir vergisi hesaplaması yapılırken bu bahsettiğimiz konuların hepsini göz önüne alınarak yıllık istisnalar kapsamında belirli tutarın üzerindeki gelir için ödeme takvimi oluşturulmaktadır. Kira vergisine o yıl için belirlenen damga vergisi de eşitlenerek iki eşit taksitle ödenerek tutarlar hesaplanmaktadır. Nasıl hesaplanıyor peki bunlar? Arsa, iş yeri, mesken, kira gelir vergisi hesaplama işleminde farklı bilgiler kullanılmaktadır. Neler olduğunu açıklayalım biraz sizlere. Hesaplama yöntemi olarak götürü gider ya da gerçek gider kullanılır. Bunu muhasebe birimleri, maliyeler daha iyi bilir.
Gerçek gider yönteminde fatura ile kanıtlanabilen giderler kira gelirinden düşürülür. Götürü gider yönteminde ise kira gelirinden %15 standart olarak düşüm yapılır, özür diliyorum. Gayrimenkul türüne göre de farklı uygulamalar yapılmaktadır. Arsa, iş yeri, konut için uygulanan prosedürler takip edilmektedir. Yıllık istisna tutarı gayrimenkul türüne göre hesaplanır. Yıllık olarak sahip olunan tüm malların kira gelirleri üzerinden hesaplama yapılır. Yıllık kira geliri vergisi hesaplama işlemi kira artışı yapıldıysa dahil edilmelidir. Kira harici olarak menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, yani bu bahsettiğimiz 33 bin TL tutarı, arsalardaki belirli prosedürler, bunların dışındakiler, bunlar hesaplamaya dahil değildir. Bunların dışındakiler hesaplamaya dahildir. Yıllık istisna uygulamalarında bu kazanç üzerinden istisna uygulanmaktadır. Örneğin mesela 2023'te bu 180 TL üzerindeki geliri olanlar istisnadan yararlanamamaktaydılar. Bu şu anda 240-250 bin civarına ulaştı. Kira gelir vergisi oranı belirlenirken vergiye tabi olanlar yıllık gelir baz alınmaktadır. İş yeri söz konusu olduğunda ödenen stopaj da hesaplamaya dahil edilir. Gelir idaresi tarafından belirlenen kurumlar bağış yapıldığında makbuz karşılığı gösterebiliyorsanız bunları da vergiden düşebiliyorsunuz. Bağışlarınızı, verginizi ödemiyorsunuz. Gerçek gider yöntemi ile hesaplamada fatura ile gösterebilen gayrimenkul kredi faizleri, amortisman, gayrimenkul yapı ve gayrimenkul altyapı giderleri, belediye ve devlete ödenen harç, vergi gibi farklı giderler ayrı bir şekilde hesaplamaya katılmaktadır. Hesaplama nasıl olur dersek, mesela şöyle hesaplayalım. 52 bin liralık bir kira bedeli alalım. Pardon, özür dilerim. 55 bin liralık bir kirayı baz alalım. Mesela şimdi bizim Gelibolu şartlarında 55 bin liralık kiralık daire yok gibi bir şey. Ama biz 55 bin liralık baz alalım. Geriye kalan tutar 22 bin lira. Yani kira vergiye tutulacak tutar 22 bin lira. Şimdi 55'den 30'u çıktık, 22 kaldı. Aylık, yıllık tutar da 660 bin lira. Gayrimenkul için ödenen faizi hesaplayalım. Makbuzlu bağışlar 0 olarak hesapladım. Gelir vergisi beyan edeceğiz. Şimdi şöyle, vergiye tabi kira geliri 561 bin lira. Senelik toplam kiraya vergi tabi 561 bin liraya tekabül ediyor. Kazanca göre vergi oranı %23'e tekabül ediyor. Hesaplanan kira gelir vergisi 129.70 TL. Ödenecek kira vergisi 129.70 TL. Damga vergisi 467.20 TL. Toplam ödemede 130 lira 337 kuruş. Yani şöyle, eğer ki sizler de ben ödediğim kiradan muaf mıyım vergiye, ben işte nasıl hesaplayacağım kira vergimi, nasıl yapılıyor bu işlem derseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlerin de rakam rakam, damga vergisi dahil, son güncel tutar dahil hepsinin hesaplamasını birlikte yapıp sizlere ulaştırırız. Ki bunun için bizim ofisimize gelmenize de gerek yok. Bize telefonla ulaşmanız yeterli. Telefon numaramızı biliyorsunuz, 0538 0707 653. WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz, arayarak da ulaşabilirsiniz. YouTube ve sosyal medyadan da bize dönüş yapabilirsiniz. Bu arada gerçek gider yönteminde %15 olarak hesaplanan sabit götürü gider yerine tüm faturalandırılan giderler tek tek hesaplanılarak yıllık gelirden düşüp kalan kısım bulunur. Ardından da yukarıdaki kalan tutardan devam edilir. Yani dediğim gibi siz hesaplamak istediğiniz zaman bize dönmeniz, alo demeniz, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz bizim için yeterli. Konut kira gelir vergisi her yıl Mart ve Temmuz aylarında ödenir. Bunu belirttik. Kira vergi beyannamesi Mart ayının ilk gününden son gününe kadar verilmektedir. Beyanname verildikten sonra hesaplanan vergi borcu Mart-Temmuz aylarında ödenmek üzere iki eşit taksit şeklinde sisteme işlenmektedir. Zamanında beyanname vermeyen ve ödemesini yapmayanlar için tabii ki cezai işlem uygulanmaktadır. Gecikme yaşayan gayrimenkul sahibine kira bedelinin %5'ine kadar farklı oranlarda ceza uygulaması yapılırken istisna indiriminden yararlanma hakkı da elinden alınmaktadır. Bakın, bu çok önemli bir husus. Gecikme yaşayan gayrimenkul sahibinin kira bedelinin %5'ine kadar ceza uygulanıyor. Aynı zamanda da istisna indirimi elinden alınıyor. Aylık olarak ödenmesi gereken tutarın üzerinden de gecikme zammı ekleniyor. Bazı durumlar usulsüzlük cezası da ödemesi gereken
tutarlar arasında olabiliyor. Kira beyannamesi vergi vermeyi geciktiren vergisini ödemeyen konut sahipleri sadece kendisi cezaya tabidir. İş yerlerinde ise mal sahibi ve kiracıya da ceza kesilmektedir. Yani sadece mal sahibiyle değil, kiracıyı da cezaya tabi tutulmaktadır. Kira gelir vergisi ödeme 2023'ten beri genellikle internet üzerinden yapılıyor. 2024'te biraz daha yoğunlaştı. Fiziki olarak vergi dairesine giderek de ödeme işlemi yapmak mümkündür. İnternetten kira gelir vergisi ödemek için bağlı olan vergi dairesi, banka şubeleri, mobil bankacılık uygulamaları, gelir idaresi interaktif vergi dairesi uygulaması üzerinden de ödeme yapabilirsiniz. Gelir İdaresi interaktif vergi dairesine EDB şifresi ile giriş yaparak beyanname hazırlama ve gönderme işlemlerini de yapabilirsiniz. Hazır beyan sistemine beyanname verildikten sonra hesaplanan tutarı banka veya kredi kartıyla ödeme, internetten ödeme imkanınız da mevcut. Gayrimenkuller hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak, kiralama, alım satım, arsa, tapu, ada, pafta, kira vergisi hesaplama, her türlü danışmanlık işlemleri için Gelibolu'da Emlak Seda Ak'tan. Bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. YouTube'dan bildirimleri açmayı, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Her tür sorularınızı yanıtlamak için bizler buradayız. Hiç sıkıntı yok. Bizlere WhatsApp kanallarımızdan, normal dediğimiz gibi sosyal medya hesaplarımızdan her yerden ulaşma imkanınız var. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstediğiniz özel bir konu varsa belirtirseniz onu da kendi hazırladığımız içeriklerden önceye alırız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.